Kaan da pizza yazıyor. Direkt şuraya oturalım abi. Yalnız Rana, ben mi yanlış görüyorum yoksa hala aç olduğuna emin misin? Hala aç olduğuna emin misin? Hala aç olduğuna emin misin? Yiyelim ama yani bir kerelik kazıklarım. Tamam hadi yiyelim. Bulgaristan'dan Paris'e geçeceğimiz ilk sabahtan günaydınlar. Şöyle herhalde her ülkeden gelenler buraya bir şeyler yapıştırıp gitmiş abi. Şurada da Türkiye'den gelen birisi sanırım bir şeyler yapıştırıp gitmiş. Hostelin adına gelecek olursak da zaten şuraya bir yere yazarım. Hostel Mostel abi. Eğer oradaki Sofya üzerinden Avrupa'ya geçecekseniz bizim gibi, burada bir gece konaklayacaksanız, edecekseniz ya da direkt burayı gezmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü genelde bu ülkelerde çok da güzel olmuyor hosteller. Hatta bir arkadaşım hostel tutmuş, dayanamamış, otele geçmiş. Neyse artık yavaştan bu kızın hayali olan bir tane ülkeye bu kızla birlikte gideceğim. Paris'e gidiyoruz. Let's go. Gül. Bu arada bakın, Bulgaristan'da ilginç bir şekilde tramvaylar yol ortasında duruyor abi. İnsanlar direkt buradan biniyor, ediyor. Sonra direkt tramvay kapanıp yoluna devam ediyor. Bir de dikkat edin, burada böyle Türkiye'deki gibi değil tramvay sistemleri. Biletleri önceden elektronik mi alman gerekiyormuş? Farklı bir sisteme geçiliyormuş galiba. Gelirseniz de bileti almazsanız, yakalanırsanız kontrolü 50 euro cezası var. Zaten yürünerek böyle her yere gidiliyor ama yani eğer ola ki gelirseniz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de abi, valizsiz hiçbir yere gidemeyen Rana şu an iki tane sırt çantasıyla resmen gezgin oldu. Şu an canlı canlı turist Rana'nın gezgin Rana'ya dönüşümünü izliyorsunuz gençler ve ben bir abi olarak gerçekten çok gurur duyuyorum. Maşallah ya, yakışıyor da ha sana gezginlik Rana. Oo, şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Şaka. Ve abi tabii ki de şimdi metroya bineceğiz ama binmeden önce Bulgaristan'ın banitsasını yemeden de gitmek istemiyoruz. Çünkü gördüğünüz börekler abi banitsa diye geçen Bulgaristan'ın has yemeklerinden bir tanesi. Sizin Türkçe niye bu kadar iyi ya? Çok güzel. 1, 2, 3, 4. Yeter mi? Yedi. Sizin beğendiğiniz bir tane banitsa o zaman. Şimdi biz dün bunu yemiştik Rana ile birlikte aslında, banitsa börek diye geçen Bulgaristan yemek turunda. Ama çok da beğenmemiştik. Burayı denemek istiyorduk ki. Yediğimiz alakalı. Versene ya, ben de yiyeceğim ya. Ver bir ya. Ver ya. Sade temiz peynirli, istiyorsanız ıspanaklı, patatesli, domatesli diye geçen banitsa börekleri bunlar. Genelde yanında bozayla içiliyormuş ama %99 herkes bozası kötü diyor buranın. Türkiye'deki bozayla alakası yok diyorlar. O yüzden çok da denemedim. Yallah bismillah diyerekler. Hakikaten alakası yok bugün günde. Son bir sürü daha alayım da. All I want this whole life is a little bit of house in a country wife. A picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs. Work all day to half past five, chain link fence and gravel drive. Dedik ve Fransa'ya inişimizi yaptık ama acayip rüzgarlı ve pıtır pıtır ufak ufak yağmur yağıyor. Mükemmel ya. Tek sıkıntı bu havalimanı Paris merkezde en uzak havalimanı. O yüzden buradan ekstra bir otobüse bir iki saatlik yolculuğumuz varmış. Hala Paris'e varana kadar ve onun içinde şurada otobüs durağı var. Yani ucuza gelmek evet güzel, hoş ama maalesef ki öncelikle Paris'teki hava durumunu bilmesek de burada farklı bir hava durumu var Paris'te. O kadar uzaktayım. İkincisi de merkeze inmediğimiz için maalesef merkeze geçene kadar ekstra masraflar oluyor değil, acayip kolum böyle tuttum. Bu arada görebilirsiniz, yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürüyormuş ve her 20-25 dakikada bir otobüs kalkıyormuş. Yani gönül rahatıyla otobüse binip şehir merkezine gidebilirsiniz. Bu arada gençler, hazır otobüste ilerlerken ve merkeze doğru giderken size Paris hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Herkes Paris şöyle güzel, Paris böyle güzel, mükemmel, insanlar çok şık, çok temiz, çok güzel kokuları var, parfümleri falan diyor. Ama biliyor muydunuz? Paris'te parfümlerin çok meşhur olması insanların aslında duş almadığından dolayı. Topuklu ayakkabının Fransa'dan gelmesi ve bu kadar meşhur olması, dışarıda bıraktıkları o dışkılamalarının üstüne ayakları kirlenmesine topuklu giymişler ki işte üstlerinden böyle temizce geçebilsinler. French tırnağı olarak adlandırılan, yani Rana daha iyi biliyor bunları tabii ama moda olan bir şeymiş galiba. Tırnak ucuna böyle bir şeyler sürüyormuşsunuz, ediyormuşsunuz. Aslında onun geldiği yer, insanlar affedersiniz dışkıladıktan sonra, kendilerini temizledikten sonra parmak uçlarındaki o bokları silsin temizlesin diye kaptıkları bir şeymiş.
Ya dünyaca meşhur alafranga tuvaletler buradaki insanların böyle makyaj çekmecelerini işeyip işeyip pencereden attıkları o sistemi tuvalete haline getirmiş durumun adı da alafrangaymış. Yani böyle herkes oh my god Paris, oh my god Fransa falan filan modunda ama düşündüğünüz kadar temiz bir şehir olmayabilir Paris. Abi ne bitmek bilmeyen bir olmuş arkadaş ya. Git. Vallahi götüm başım zaten boynumda fıtık var, o da ayrı acıdı. Gençler vallahi doya doya insanların anlatamadığı Paris. İnsafsız alsana benim şey. Şimdi 3, 2, 1 aklından geçen ilk şeyi söyleyeceğiz, tamam mı? 3, 2, 1 yemek. Açım. Tamam, da aynı sayfadayız, güzel. Gençler normalde buradan bir de 10 kilometre daha şehrin diğer tarafına metro ile falan gitmemiz gerekiyormuş. Tek sıkıntı çok açım. Ben de Rana'da yarımşar böleklerimizi yedik. Şimdi gençler Fransa Paris serisini başlatmadan önce bu gezimizde bizimle birlikte aslında babamız da olacak. Yani üçüncü bir insan da olacak. Sadece kendisi videolar çıkmayacağı için yüzünü göremeyebilirsiniz ama kendisi de buraya şu an varmış bir vaziyette. O daha yakın bir havalimanından vardı. Büyük ihtimalle kalacağımız otelde şu anda bekliyor bizi. Ama baba buradan ben ve Rana senden özür diler çünkü çok çok açız. Gerçekten açız, o yüzden yemek yiyip geleceğiz otele. Yemin ederim yarım banitsayla tüm günü geçiriyoruz şu anda. Aha da pizza yazıyor. Direkt şuraya oturalım abi. Yalnız Rana ben mi yanlış görüyorum yoksa hala aç olduğuna emin misin? Hala aç olduğuna emin misin? Hala aç olduğuna emin misin? Gara yakın olduğu için kazık burası. Otel mi yedin? Yiyelim ama yani bir kerelik kazıklarım. Tamam hadi yiyelim. Ve amanin. Fransa'daki ilk yemeğimiz margarita pizza. Hayırlı uğurlu olsun valla. O kadar açım ki şu anda. Rana'cım dök şu acı sosunu yavaş şöyle üstüne. Allah. At bir tane ağzına. Afiyet olsun karşıma. Güzel mi? Suyumuzda içelim hani böyle. Çile gel. Ve durutuna. Pizzamız bitti. Ve yemeğimizi yedik çok şükür. Bir şükür. Mide bulantımız birazcık yok oldu. Evet hava çok da iyi değil. Mükemmel değil yani yalan söyleyeyim. Ama şimdi ise artık yavaş yavaş otelimize doğru geçeceğiz. Eğer ola ki gelirseniz siz de büyük ihtimalle Paris'e önce Eiffel'in yakınlarında bir yere gelirsiniz havalimanından. Otobüste oradan da metro ile nereye gidecekseniz gidersiniz. Ya biz internette okuduğumuz kadarıyla bu arada bu metro biletlerini onarlı alınca %25 indirimli geliyordu. Abi dedik English mi English yapalım, tamam. Sonra şuraya bas yapalım dedik. Sonra dedik buradan nereye gideceğiz? Ondan sonra gideceğimiz yeri yazdık, 10 tane aldık. Ama sanırım 10 tane bilette aynı istikamete doğru 10 tane bilet aldık. Toplam 24 euro ödedik bu arada. Şuraya yaklaşık olarak 500 liraya yakın para var. Normalde bir bilet alacaksanız 3 euroya falan geliyor. Rana ne istedin Paris'ten? Al ya. Git abi. Nereye gideyim? İçeriğin vardı ya. Geldim artık. İçeriğin var. Sus. Ya. Emotional damage. Metrodan sizlere düşüncelerimizi yorum şeklinde aktarmak istiyoruz. Öncelikle metrolar bayağı eski. Ama bir o kadar da içindeki insanlar şık. Kupi giymeseydik daha kötü hissederdik ama Rana insanları izleyip daha sonra şu yoruma vardı. Abi eğer birazcık daha zayıf olsan bu insanlar gibi giyinebilsen sen de başarabilirdin bazı şeyleri dedi. Ha bir de ek olarak metrolarda bile kapkaççılara dikkat edin diyorlar ki Paris bunun için meşhur bildiğiniz üzere. O yüzden gelirseniz ola ki biz de başta olmak üzere böyle montunun içine sakladık çantamızı, öyle geziyoruz etrafta yani. Kapkaççılık burada gerçekten çok çok fazla olan bir şeymiş. Gelip de kapkaççıda uğramayan çok nadir insan var. Metrodan update'imiz şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Ve çok şükür, bin şükür Porte de Vincennes dediğimiz ama metroda ise Porte de Vincennes dedikleri bir yere geldik. Vallahi kullandığımız metro hattının en başından bindik abi. Büyük ihtimalle sondan ikinci, üçüncü durağa kadar da geldik. Otelimize gelecek olursak da... Şurada da okuyabildiğiniz üzere Meininger Hotel denen bir yer. Şimdi Rana ve babam içeride hazırlanırken şöyle size oteli göstermek istiyorum. Burası öncelikle beklediğimde çok 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 daha büyük bir yer çıktı. Ben daha böyle hostel tadında ama otel ismi olan bir yer beklerken baya böyle kocaman girişi olan bir binaya denk geldik. Burada 7/24 açık bir resepsiyon var. Şu tarafta bekleme alanı var. Yine aynı şekilde bekleme alanı. Şurası ise barmış. Akşam 5'te açılıyormuş. Şöyle hemen asansörümüzü de çağıralım abi. Bu arada baksanıza ciddi 6 katlı bir bina. Şöyle zaten size kart veriyorlar. Direkt kartla yukarı çıkıyor.
çıkıyorsanız 3 kişilik odanın fiyatı gecesi yaklaşık olarak 1200 liraya geliyor. Hani eğer ola ki arkadaşlarınızla geldiniz ettiniz 1200 liraya bölürseniz kişi başı 400 liraya falan burada otelde kalabiliyorsunuz Paris'te. Ki abi normalde hostelde kalırsanız tamam başkalarıyla tanışma fırsatı şu bu, o anlamda belki daha güzel olabilir hosteller. Ama kişi başı yaklaşık olarak 700-800 liraya geliyor Paris'in böyle güzel yerlerinde hosteller. Yani o açıdan düşündüğüm zaman gerçekten burası çok çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Zaten baksana abi ciddi ciddi koridorlu bildiğimiz otel. Girişi de böyle yine aynı şekilde kart yapıyorsunuz. Odamız da bu şekilde. Rana horlamamdan uzak durmak için diğer yatağa geçti. Ve şuradan da çok da böyle Eiffel tarzı bir manzara olmasa da Paris manzarası görebilirsiniz. Dedik ve şöyle otelimizin önünde bu videoyu artık yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Şu an saat yaklaşık olarak akşam 9'a geliyor. Bu video daha çok böyle Sofya üzerinden eğer Avrupa'ya gelmek istiyorsanız, özellikle Paris'e gelmek istiyorsanız nelerle karşılaşıp edeceksiniz vesaire hakkında olmasını istediğim bir videoydu. Ufak bir hatırlatma, üstünde bulunduğum Goofy Black Edition'den tutun. İlk koleksiyon zaten son stoklar abi. Goofystudio.com bakabilirsiniz. Goofy ailesinin bir parçası olun. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Yarın bol bol makaron, kruvasan, ekler, şunlar bunlar yiyeceğiz edeceğiz abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Fransızcası neydi? Au revoir. 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 Au revoir.